Öncelikle benim hep herkese anlatmaya çalıştığım temel bir şey var. Şu anda gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, kokladığımız hiçbir şey gerçek değil. Yani ben mesela karşımda bir şeye baktığım zaman şu anda Emre Dorman'ı görüyorum. Fakat bu görüyorum demem aslında ifade olarak çok basit bir ifade. Fizyolojik olarak bu iş nasıl oluyor? Herkes temel düzeyde biliyordur ama Emre Dorman'a ışıklar çarpıyor. Bu ışıklar geliyor benim gözüme giriyor. Göz dediğimiz organ bu ışık taneciklerine duyarlı bazı hücreler içeriyor. Alıyor bu ışıkları, beynimin anlayabileceği elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Şimdi gözün görevi ışığı elektriğe çevirip beynime göndermek. Hakeza kulağım ses dalgası diye bir enerji tipini alıyor. Yine beynin anlayabileceği elektrik sinyali dediğimiz bir aynı formata çeviriyor. Yani gözden gelen formatla kulaktan gelen format arasında aslında bir fark yok. Beyin diye bir organa gönderiyor. Tat hakeza, koku hakeza, dokunma hakeza, bütün duyularımız bu şekilde algılanıyor. Peki, tekrar görmeye gelelim. Ben şimdi Emre Dorman'a baktığım zaman bir şey görüyorum. Fakat görüyorum dediğim tecrübe tamamen karanlıkta, kafamın içerisindeki kapalı bir kutuda yer alan beynimin Emre Dorman'dan yansıyan ışıklardan oluşan elektrik sinyallerini bir baştan yorumlaması sonucu meydana çıkarılmış bir sahne. Yani tamamen benim dış dünyadan habersiz bir et parçamın, bu fizyolojik olarak biraz sevimsiz olduğunun farkındayım bu açıklamanın ama o et parçasının bu elektrik sinyallerinden yaptığı bir yorum. Ve bunu biraz daha genişletmek için şöyle de bir örnek vereyim. Eğer mümkün olsaydı, ki mümkün değil, evde bunu kimse denemesin. Gözümüze giden, gözümüzden beynimize giden kabloları yerlerinden çıkarıp, farazimisal kulağımızın kablolarının bağlı olduğu yere takabilseydik. O zaman gözüme ışık geldiğinde ben artık görüntü değil ses algılayacaktım. Çünkü elektrik sinyalleri arasında çok bir farklılık yok. Şimdi bunun temel, yani biz beyin fizyolojisine girerken falan hep anlatırız. Üzerinden geçer gideriz. Çok da fazla bunun üzerine düşünmüyoruz açıkçası. Sıradanlaştırıyoruz biraz aslında, değil mi hocam? Fakat burada korkunç bir şey var. Yani işte bazı hakikat parçaları basit şeyler üzerine biraz düşününce ortaya çıkıyor. Şimdi bunun üzerine felsefeciler falan çok kalem oynatmışlar. O da boşuna değil. Çünkü dış dünyayı hiçbir zaman doğrudan deneyimleme şansımızın olmadığı anlamına geliyor bu. Yani dışarıya baktığımız zaman yani şu bardak, işte şu insan, şu olay, bunların tamamı bizim zihnimizde bir kısmı doğuştan gelen, bir kısmı da yaşadıkça bize bir şekilde tecrübelerimizle yüklenen, hani çok doğru değil ama yazılım diyebileceğimiz bir içsel zihin marifetiyle aslında hayat buluyor. Ve bugün beyinlerimizin yapısını araştırıp baktığımızda işte dünyada kaç tip beyin var diye bana soruyorlar. Ben diyorum ki ortalama 8 milyar tip beyin var. Çünkü her insanın beyni birbirinden farklı. Bağlantı yapısı açısından, aynen parmak izimiz gibi biyolojik yapılarda zaten böyle genel bir özellik var. Sadece beyin değil, bedenlerimiz de tamamen benzersiz. Şimdi bu benzersizliğin içerisinde bu değerlendirme sisteminin oluşturduğu algı da tamamen aslında bize özel. Yani muhtemelen iki insan aynı şeyi görmüyor dış dünyaya bakacak. Peki bu girişi niye yaptım? Yani bunun sonucu ne? Şimdi dış dünyayla çok fazla meşgulüz ve bütün kararlarımızı, niyetlerimizi, planlarımızı bu dış dünyadan aldığımız bilgilere göre yapıyoruz. Fakat bu temel beyinsel gerçeği bildiğimiz zaman önümüze hemen bir sorun çıkıyor. Ya bu algıladığım şey benim algıladığım şekliyle böyle. Peki gerçekte nasıl? Yani ben hadiseleri objektif olarak görebiliyor muyum? Bir şeyleri objektif olarak anlayabilme şansım var mı? Hani bunu bu programda çözemeyeceğiz. Kimse merak etmesin çünkü felsefenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ama ben mesela beyin üzerine araştırmalar yapan bir araştırıcı olarak bir insanın beynini çıkarıp da şu masaya koysam orada gördüğüm o beyin yine benim beynimin baktığı bir şeyden çıkarttığı bir yorumdan ibaret. Yani ne kadar onu nesnel olarak kesip biçip araştırıp ölçüp biçmeye de çalışsam aslında kendi beynimin içerisindeki bir tahayyülü anlamakla uğraşıyorum.